Hidayete tabi olanlara selam olsun. Zamanın emrutlarını aldırmadan çağımızın putlarını kıran günümüz İbrahimlerine selam olsun. Küfrün merkezinde kalmayı, kirlenme nedeni saymayan, temiz kalmayı zaman ve mekanla sınırlamayan tüm asiyelere selam olsun. Şirki, fıskı sadece tarihin derinliklerinde aramayıp, günümüzün imtihanının farkında olanlara selam olsun. Geçmişi ilahlaştırıp geleceği putlaştırmayan, Allah'ın Resulünü Kur'an'ın bize tanıttığı biçimde algılayan dengeli müminlere selam olsun. Sağ eliyle sor elinin, sağ eliyle verdiğini sol elinin bilmediği, karşılık ve teşekkür ver ki beklemeden verenlere selam olsun. Yaşamları ile Allah Resulü örnek alıp cennette ona dostlar olmaya namzet tüm müminlere selam olsun. Ve şu anda bizlere, radyolarının başında kulak veren tüm dost ve izleyicilerimize selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz dostlar, kıymetli dinleyiciler, Rabbimiz lütfetti. Bir Geçmişin Aynası programı ile daha birlikteyiz. Hamdolsun bizi bugüne ulaştıran Rabbimize. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Geçmişin Aynası programında inşallah tarihin belli bir döneminde yaşanan olaylardan hareketle inşallah bir olayı anlamaya, anlatmaya, onun tarihi arka planının günümüze yansımalarını, günümüzdeki olaylarla bağlantılarını görmeye çalışacağız. Tabii bugün inşallah Amerika'nın, daha doğrusu Batı düşüncesinin, Batı'nın tırnak içinde medeniyet, Batı medeniyetinin kültürel temellerinin neler olduğunu, Amerika'yı fetheden, keşfeden, daha doğrusu istila eden, yok etmeyi azmetmiş ağzı salyalı Batı'nın haydutlarının oralarda yaptıklarını görmeye çalışacağız. 4 Mart 1493 yılında biliyorsunuz Kristof Kolomb Amerika'ya ulaşmıştı. Amerika'ya ulaşmasıyla birlikte de Amerika gerçekten bugüne kadar yaşamış olduğu acıların en büyüğünü yaşadı. Milyonlarca insan Amerika'da yok edildiği gibi oranın yerlileri yine orada kalmayan insan gücünü bu şekilde temin etmek, bir şekilde karşılamak isteyen beyaz adamın daha sonra Afrika'dan insan köle ticaretine başladığı ve oradan da milyonlarca insanın Afrika'dan Amerika'ya taşındığı bir süreç yaşadılar ve orada da yine milyonlarca insan katledildi, yok edildi. Bu durumu aslında Amerikalılar da çok iyi bilmekteler. Kendileri insan hakları havariliğine, hümanistlik duygularının kabarması durumuyla hareket ederek ne kadar insancı, ne kadar merhametli, ne kadar vicdanlı olduklarını her fırsatta söylemeye çalışmalarına siz bakmayın. Aslında onların tamamının arkasında büyük bir suçluluk psikolojisi yatmakta ve bu psikoloji onları aslında ruhsal anlamda derin sarsıntılara doğru götürmekte. Tabii ki bu Amerika'nın keşfedicilerinin, Amerika'yı istila edenlerin bu durumda neler yaptıklarıyla ilgili sadece bizim batıdaki, doğudaki insanlar değil, batıdaki insanlar da bunu fark eden insanlar olarak gördüğümüz insanlar var. Bu insanlar da bazı hakikatleri fark ettiler. Bunlar fark etmeleri de onların da duygulu taraflarını, vicdanlı tarafları olduğunu gösteriyor. Nihayetinde bu insanlardan batıda da var, doğuda da var, vicdanını kaybetmemiş. Gerçekten de içinde merhametten eserler bulunan bu insanlar iki dünyada da var. İşte onlardan birisinden bugün bahsedeceğim ben. David Standart'ın Batı'nın gerçekten de Amerika'nın tarihiyle ilgili anlattıklarından, yazdığı kitaplarda, kitabında özellikle belirttiği şekliyle ifade edecek olursak, soykırım tarihi, Amerika'nın soykırım tarihi diye ifade ettiği kitabında detaylı bir şekilde anlattığı
hikayeden bahsederek, ondan yararlanarak, onun makalesinden faydalanarak size inşallah bugün bir şeyler söyleyeceğim. Tabii burada yine Derin Tarih Dergisi'nin 2017 Mart ayı sayısında yayınlanmış 50 Hiroşima'ya Bedel, Beyaz Adamın Kızılderili Soykırımı dediği ifade edilebilir. Bu makalede onların ne durumda olduğunu bize anlatıyor ki bu da önemli. Onları kendi içlerinden birisinin ifade etmesi de güzel. Ama tabii o yazısında bir takım gerçekleri ifade ederken bugün yine yararlanacağımız eserler anlamıyla söylemekte fayda var. Abdurrahman Dilipak'ın Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü isimli kitabından da yararlanarak ifade etmeye çalışacağız. Tabii David Standard, Amerikalıların asıl istilası Kristof Kolomb'un ikinci seyahatiyle başlamış diyor. Sefere yetki veren kraliyet emirleri bu yolculuk için Endülüs'teki en iyi gemilerin kullanılması ve bu gemilere bölgenin en deneyimli kılavuz ve gemicilerinin komuta etmesi yönündeydi. Sefere 1200'den fazla asker, denizci ve kolonici ve bir mızraklı süvari birliğiyle 5-6 rahibi taşıyan 17 gemi katıldı. Ve tabii ki bu gemiler ne için katıldılar? Doğal olarak insanları bir gelecek vaat etmek için kendi açılarından bir şey vaat ediyorlardı. Çünkü tabii ki denizci ve kolonici 17 gemiyle katıldı. Yol üzerinde Kanarya Adaları'nda başka yolcular da gemiye alındı. Koyun, sığır ve keçilerle birlikte 8 domuz da güverteye, ambarlara yerleştirildi. Kolomb'un Karayipler'e ilk ayak basışından tam 21 yıl sonra Hispaniola diye isimlendirdikleri çok kalabalık bir nüfusa sahip olan ada ıpıssız kalmıştı. Hintli, İngilizce'de Hintli anlamına gelen Indian kelimesi Kolomb'un Amerika'ya ayak bastığında Hindistan'da ulaştığını zannetmesinden sonra bundan sonra Kızılderili anlamında kullanılmıştı. Çünkü onlar Kızılderililere India ismini veriyorlardı ki tabii bu şekilde onların bu şekilde demeyi tercih ettiği yaklaşık 8 milyon insan şiddet, hastalık ve sefaletten hayatını kaybetmişti. Hispaniola'da vuku bulanlar biraz daha uzun bir zaman, yani tek bir insan neslinin ömrü kadar zaman almakla beraber yıkım 50 Hiroşima'dan fazlasına bedeldi. Hiponila ise sadece bir başlangıçtı. Ocak 1494'ün başında Filo, Kolomb'un yeni dünyasının başkenti Isabella'yı kurmak için seçtiği Hispaniola'nın kuzey sahilinde ki yere vardı. Ancak gemiler yükünü boşaltır boşaltmaz mürettebat arasında hastalık patlak verdi ve kısa sürede gemidekilerden birinin hatırladığı gibi sanki biz onların kardeşleriymişiz gibi armağan olarak getirdikleri balık ve meyvelerle gemileri karşılamaya gelen yerlilere sirayet etti hastalık. Amiralin tabii birkaç gün içinde yerlilerin her yerde ölmelerine karşılık İspanyolların ancak 1/3'ünün hastalandığını kaydediyor. Kolomb sağlıklı tayfalardan oluşturduğu grupları adanın iç bölgelerini keşfetmeye ve varlığından emin oldukları efsanevi altın madenlerini bulmaya gönderdi. Fakat bu adamların çoğu yolda gizemli bir hastalığa yakalanarak gemilere döndüler. Tarihçiler yıllardır çok sayıda İspanyolu yatağa düşüren ve birçok yerlinin ölümüne neden olan bu salgına dair belli fikirler geliştirdiler. Her halükarda dışarıdan getirilmiş olan bu hastalık her neyse yerli halk arasındaki tarihlerindeki hiç görülmeyen bir acımasızlıkla yayılıyordu. Gonzalo Fernandez de o video baştan başa bütün memlekette Kızılderililer ölüyordu diye yazıyor o dönemi. Ölülerin kokusu öyle yoğun ve iğrençti ki diye de belirtiyor. Getirdikleri salgının hemen ardından İspanyol askerleri geldi. Bunlar yerlilerden altın veya altını nerede bulunacağına dair malumat elde etmenin peşindeydiler. Yani bu çapulcular Amerika'ya zevk için gelmemişlerdi. Zengin olma hayaliyle sıkışıp kalmış oldukları Avrupa'dan kurtulup zenginliklerin kaynağı olarak gördükleri, keşfettikleri bu
balta girmemiş ormanları, gerçekten de bakir toprakları, yeraltı kaynaklarının farkında olmayan bu ülkelerden ne devşirebiliriz, ne götürebiliriz, neylerini çalabiliriz dertlerindeydiler. Onlar da hastalıktan muzdaripti. Bazıları ölmüştü. Fakat ada yerlilerinin aksine Avrupalı istilacılar ve ataları yüzyıllardır veba salgınıyla birlikte yaşıyordu. Ciğerleri hastalıktan hasar görmüş, çiçek hastalığı yüzlerinde izler bırakmıştı. Defalarca çeşitli hastalıklara maruz kaldıklarından bunların bir kısmına bağışıklıkları vardı. Bundan dolayı ağır fakat karşılaştıkları yerliler müstesna nadiren öldürücü olan enfeksiyonları gittikleri her yere taşıyorlardı. Avrupalılar bu bağışıklıkları, bağımlılıkları dolayısıyla ölmüyorlardı ama yerliler bu hastalıklardan çok seri bir şekilde salgın şeklinde etkileniyor ve binlercesi, milyonlarcası bir anda ölebiliyorlardı. Bu tabii ki olayın masum kısmıydı. Çünkü asıl tehlikeli olan kısmı ve asıl vahşi olan kısmı Avrupalıların bizzat o yerlileri öldürme ameliyeleriydi ki bu dehşet ve şiddetli bir durumdu. Tabii amiralin emriyle adanın her yanına, Küba'ya, Jamaika'ya ve yanındaki diğer yerlere keşif grupları yollandı Amerika'dan. İspanyol salgınları hızla yayılmaya devam ediyordu. Yerliler ise misafirlerine karşı Kolomb'un ilk seyahatinde gözlemlediği nezaket ve cömertliklerini hala sürdürüyorlardı. Çünkü onların içinde bozulmamış fıtratlı insanlar vardı. Onlar hala iyi niyetliydiler. Çünkü onlar fıtratlarını bozmamışlardı ve onlar hala saf, temiz bir karaktere sahiptiler ama karşılarındaki Amerikalılarda böyle bir özellik maalesef yoktu. Yerliler tehlikeli silahlardan öylesine habersizdiler ki aynı zamanda Kolomb onlara kılıçları gösterdim. Keskin tarafından tutarak bilmeden kendilerini kestiler bile diyebilecekti. Yani yerlilerin kılıçtan bilen haberi yoktu. Milyonlarca insanın yaşamış olduğu Amerika'da insanların kılıçtan bile haberdar olması bu insanların barış içinde barışçıl yaşamlarını gösteren önemli işaretlerdendi. Ama karşılarındaki adamlar hiç de tekin değillerdi ve günahla damgalanmış pisliklerdi adeta. Onun için onlar için yok etmek, öldürmek, katletmek, kan akıtmak vakayı adiyeden sayılabilecek işlerdendi. Bundan dolayı yerliler henüz bundan haberdar değillerdi. Ağır silahlarla donanmış öldürmek ve karın deşmek için eğitilmiş olan yırtıcı zırhlı köpeklerin eşlik ettiği yağmacı ve hastalıklı İspanyol kuvvetleri keşif harekatı için gittikleri her yerde zaten hastalıktan bitap düşmüş yerel topluluklardan zorla yiyecek, kadın, köle ve arzuladıkları başka şeyleri tedarik ettiler. Kolomb'un birlikleri karaya çıkarak avlanır gibi karşılarına çıkan her şeyi, Kolomb'un oğlu Fernando'nun neşe içinde dediği gibi her ne buldularsa yıkıp yağmalayarak hayvan, kuş, yerli ayırt etmeden katletmişlerdi. Kolomb, Hispaniola'da gripten ve muhtemelen başka bir illetten hastalanınca uzun nekat döneminde adamları üzerindeki otoritesini kaybetti. Bu esnada birlikler iyice çığırından çıkarak çalıp çırpmaya, öldürmeye, ırza geçmeye, hayali altın hazinelerinin yerini söyletmek için yerlilere işkence etmeye başladılar. İplerini koparmış gerçekten de bu azgın köpekler gibi o insanlara saldırıyorlardı. Kızılderililer ise başıboş İspanyollara etkisiz tuzaklar kurarak öç almayı deniyorlardı. Fakat İspanyol hastalıkları ve askeri kudretinin yek vücut olan öldürücü gücü yerlilerin hayal edemeyecekleri kadar büyüktü. Sonunda yerliler en iyi karşılığın kaçmak olduğuna karar verdiler. Kızılderililer İspanyol fatihlerin saldırılarının azgın öfkesinden kaçarken mahsulleri tarlalarda çürümeye terk ettiler. Böylece yerli halkın dertleri arasına bulaşıcı hastalıklar ve kitle ölümlerinin yanı sıra şiddetli açlık da eklenmiş oldu ki
bu süreç böyle devam edecekti kıymetli dostlar. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim kıymetli dostlar. Geçmişin aynası kaldığı yerden devam ediyor kıymetli dostlar. Bugün Amerika'nın daha doğrusu Amerika adıyla bugün devlet olarak bulunan aslında Amerika diye bir devlet var ama bunlar Avrupalı devletler, Avrupalı milletlerin oluşturmuş olduğu bir yapı. Yani Amerika dediğimizde Batı kültürünü söylemeye çalışıyoruz. Batı kültürünün temellerinin nereden geldiğini, Batı'nın bu kadar vahşi ve gerçekten de insani özelliklerden yoksun olmasının arkasında yatanların neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Avrupa'nın azgın çeteleri, hırsızları, bütün cezaevlerinde, hapishanelerinde bulunan kanun kaçakları, psikopatları, bunların tamamı belli bir zaman sonra coğrafi keşiflerden sonra Amerika'ya, Afrika'ya gerçekten de büyük köpek sürüleri gibi akmışlar. Dünyanın zenginliğini arama adına, altın kaynaklarını arama adına hazine peşinde koşan insanlar olarak adlandırılmış, yüzlerce adlarına film yapılmış bu insanlar gerçekten de dünyanın yüz karası olmuşlardır. İşte bu temeller üzerine, bu pislikler üzerine bina edilen Amerika ve Amerika'nın kültürel dünyaya hakim olan kültürel anlayışı da bugünkü dünyadaki sorunların en önemli nedenlerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Bunların Hristiyanlıkla falan da ilgileri yoktur. Hristiyanlık olarak değerlendirilen dinle de ilgisi yoktur. Çünkü Hazreti İsa'nın getirdiği ile bunların yaşadığı veya yaşamaya çalıştığı ifade ettiklerinin de hiçbir alakasının olmadığını da zaten o tarihi süreçleri anladığımızda hemen görebileceğimiz durumlardan birisi. Hazreti İsa'nın havarileri ve Hazreti İsa'nın takipçilerinin ilk dönemdeki takipçilerinin tevhidi bir anlayışa sahip olduğu ve dünyanın her tarafında ciddi anlamda işkenceler, acılar, sıkıntılar çektiklerini de biz bilmekteyiz. Anadolu'nun belli coğrafyalarında yoğunluklu olmak üzere Mısır'da, o ilk çıkış yerlerinde Orta Doğu'da ilk Hristiyanlara ait onlarca, yüzlerce kalıntı ve gizlenmeye, kendilerinin canlarını korumak adına yaptıkları o mağara evlerine baktığımızda müminlerin ne büyük acılarla imtihan edildiklerini İslam'dan önce görebilmekteyiz. İşte Kapadokya'da, işte bugün Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda veya Tarsus'ta Akdeniz bölgesinin belli bölgelerindeki o ilk Hristiyan azizlerinin olduğu ifade edilen yerlerde bizim anladığımız anlamda bir Hristiyanlığının olmadığını veya Hatay'daki o Hristiyan hani Habib en-Neccar olarak ifade edilen mümin kişi etrafında İslam'ı, çünkü o da İslam'dı, yaşayan insanlara neler çektirildiğini biz görüyoruz ki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ diyor diye en sonda وَمَا نَقَمُوا onlardan intikam alıyorlardı diyor. اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزُ الْحَم۪يدِ aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için o kafirler, o ateşin ashabı müminlerden intikam alıyorlardı. İşte bu mümin o gün Hazreti İsa'nın yolunu takip eden mümindi. Tıpkı Hazreti Muhammed'in yolunu takip eden müminlere Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Bilal'e, Habbab'a yaptıkları işkenceleri gördüğümüzde Hristiyanlara yapılan da bundan ari değildi. Peki bu Avrupa'nın Müslüman coğrafyaya kini veya Hristiyanlara kini neydi? Çünkü Avrupa'nın Hristiyanlık diye ortaya koyduğu din aslında Hristiyanlık falan değil.
Çünkü onlar daha önceki eski Yunan'ın veya Kuzey Amerika ülkelerinde bulunan paganist inançların Hristiyanlık adı altında devam ettirilmesinden başka bir şey değildi. İşte bu batılın özellikle Amerika'da, Afrika'da, Afrika insanına, kara kıtaya yaptıkları, Amerikan yerlilerine yaptıkları zulümlerin arkasında da yine kendi kültürel kodlarındaki o pagan inançlarının bir yansımasından başka bir şey yoktu. Bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Tabii ki ilerledikten sonra bu insanlar ne yaptılar kıymetli dostlar? İlerledikten sonra umutsuz Hispaniya yerlileri başka adalara kaçtılar bunların zulümlerinden. Kaçmaktan başka çare bulamadılar. Bunlardan biri olan Haute isimli bir Chachio, yani Kuzuldere reisi, Küba'ya varır giderken halkının hayatta kalanlarından kurtarabildiği kadarını ve sahip oldukları bir miktar altını da yanında getirmişti. Oraya varınca Punta Maisi denilen bir yerde kendisiyle gelenleri bir araya topladı ve onlara sahip oldukları hazineleri göstererek İspanyol birliklerinin peşinde oldukları şeyin bunlar olduğunu anlattı. Belli ki kanlı istilacılar bunlara tapıyorlardı. Bundan sonra da halkını bu kötü yabancıların zulüm ve açgözlülüğünden korumak için altını yakındaki bir nehrin dibine attı. Fakat bu hiçbir işe yaramadı. İspanyollar Haute'yi ve halkını bularak birçoğunu öldürüp kalanları köleleştirdiler. Liderlerini ise diri diri yakılmaya mahkum ettiler. Rivayete göre Haute'yi kazağa bağlarken Fransisten keşişi ondan İsa'ya iman etmesini istedi. Aksi takdirde ruhu cennete gidemeyecek, cehenneme atılacaktı. Haute bunu, eğer cennet Hristiyanların gittiği yerse cehenneme gitmeyi tercih ettiğini söyleyerek cevapladı. Yani bu kadar alçalmanın ancak bunlar tarafından başarılabileceğini söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Hristiyan bu katliamları, bu alçaklıkları, bu gerçekten insanın içini karamsarlığa sevk eden, insanın içinin kaldıramadığı acı, işkence ve buna benzer yöntemleri uygulayan insanların hala Allah'ın kendilerinin yanında olduğunu ve cennetin tapulu malları olduğunu düşünmeleri kadar komik ve saçma bir inanç olmasa gerek. Bugünkü Yahudilerin aynı düşünceyi savunup biz Allah'ın seçkin milletiyiz, biz seçilmişleriz, bütün milletler bizim emrimizde, bizim kontrolümüzde, bizim kölelerimiz şeklindeki algının da bu bakış açısından farklı olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki katliamlar bu şekilde devam ediyordu Amerika'da. Kolomb aylarca hasta yatarken askerleri başıboş kalmıştı. Amiral iyileştiği zaman öldürülen yerlilerin sayısının 50 binden fazla olduğunu kaydetmişti. Nihayet sağlığına tekrar kavuşan Kolomb'un adamlarının çapulculuğuna karşılığı bunları sistemli bir hale getirmek oldu. Mart 1495'te birkaç yüz kişiden oluşan zırhlı birliğiyle süvari bölüğünü ve 20 kadar eğitimli savaş köpeğini bir araya topladı. Bu birlikler hasta ve silahsız yerli kitlelerine saldırıp binlercesini kılıçtan geçirerek kırsal bölgelerde ilerlemeye başladılar. Baskınlarda izlenen yol gelecek 10 yıl ve sonrasında İspanyollara örnek olacaklardı. Zalimler, hainler, alçaklar, katiller atalarını takip edecekti. Zalimden yine zalim doğacaktı. İşte sefere katılan en meşhur İspanyol misyonerlerinden Bartolomeo de las Casas'ın yolculuktan hatırladıkları da gerçekten insanın içinin kaldıramayacağı korkunçlukta. Şöyle anlatıyor Casas. Kızılderililer ormana girdiğinde sonraki adım süvari birlikleri oluşturarak peşlerine düşmek oluyordu. İspanyollar onları buldukları zaman her birini ağıldaki koyunlar gibi hiç acımadan kesiyorlardı. Zalim olmak İspanyollar arasında genel bir kuraldı. Fakat öyle böyle bir zalimlik değil. Çok sert muameleyle Kızılderilileri kendilerini insan gibi görme veya bir an için böyle düşünme cüretinden men edecek olağanüstü bir gaddarlıktı. Bundan dolayı İspanyollar Kızılderililerin ellerini keser ve onları bir deri parçasının tuttuğu kesik elleri sallanır halde bırakarak "Şimdi git ve olanları reisine anlat."
diye gönderirlerdi. Kılıçlarını ve yiğitliklerini esir kızılderililerin üzerinde denerler. Her vuruşta bedenin yarısının kesileceğine veya başların kopacağına dair bahse girerlerdi. Yakalanan reisleri yakar veya asarlardı. Ancak en azından bir reis vardı ki Kolomb'un Hispaniola'nın önde gelen yerli lideri olduğunu düşündüğü bu adam ne yakıldı ne asıldı. Yakalanıp zincirlenerek halka teşhir edilmek ve hapis hayatı yaşamak üzere gemiyle İspanya'ya gönderildi. Ama bu yolculuğa zorlanan Kızılderililerin çoğu gibi Sevilla'ya varamadan yolda öldü. Tabii ki Kolomb daha önce birliklerinin gelişigüzel cinayetlerini düzenlemekle gösterdiği kararlılık da bu kez de yerlilerin rastgele köleleştirilmesini sisteme bağlamaya girişti. Tek aradıkları altındı. Bu sebeple adada çocuklar hariç her Kızılderili'ye 3 ayda bir İspanyollara belli bir miktar değerli maden getirmeleri emredildi. Altını getirene boynuna asacağı haracın ödendiğini gösteren bir işaret veriliyordu. Gereken sayıda işarete sahip olmadığı anlaşılan herkesin elleri kesiliyordu. Hispaniola'nın altın kaynağı İspanyolların hayal ettiğinden çok daha az olduğu için yaşamak isteyen Kızılderililer gıda üretimi gibi diğer faaliyetlerin aksine hisselerine düşen miktardaki madeni bulmaya yollanıyordu. Daha önce Kızılderililer İspanyol katillerden gizlenmeye çalışırken başlayan kıtlıklar artık berbat bir hal almış. İspanyolların beraberinde getirdikleri yeni hastalıklarsa zayıf düşen ve yetersiz beslenen yerlilerin bedenlerine çullanmıştı. Askerler de sırf eğlence olsun diye keyfi insan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. Bu dönemde İspanyolların kendi kanlı sadizmlerine ilişkin tuttukları binlerce kayıt onların eserlerinde, o güne ait kalıntılarda, tarihi belgelerde görülebilir. Muziplik olsun diye bebekleri ayaklarından yakalayıp annelerinin kucağından çekip alıyor ve başlarını kayalara çarpıyorlardı. Başka çocukların bedenlerine de anneleriyle ve önlerindeki herkesle birlikte kılıçları saplayabiliyorlardı. İnsaniyetten, merhametten, mahrumiyetin en acı hali oralarda yaşanıyordu. Küba'da meydana gelen meşhur bir olayda 100 veya daha fazla İspanyol'dan oluşan bir birlik kurmuş bir ırmağın kıyısında durarak kılıçlarını ırmak yatağındaki bileği taşıyla bilediler. Birbirlerinin kılıçlarının keskinliğini kıyaslama hevesiyle bir görgü şahidinin anlattığına göre şunları yaptılar. Kılıçlarını çektiler ve kadın, erkek, çocuk, yaşlı hepsi de oturmuş, savunmasız ve ürkek bakışlarla İspanyolları ve kısrakları seyreden bu koyunları karınlarını deşerek kesip öldürmeye başladılar. Ve iki kredo içinde bunlardan bir tanesi bile sağ kalmadı. İspanyollar bu olayın kapısı önünde vuku bulduğu yakındaki büyük eve girerek aynı şekilde kılıç ve hançer darbeleriyle burada buldukları herkesi öldürmeye başladılar. Sanki bir sığır sürüsü kesilmişçesine oluk oluk kan akıyordu. Ölenlerin ve ölmekte olanların bedenlerinin her yanında açılan yaralar korku ve dehşet verici bir manzaraydı. Bu olağan dışı katliam köylülerin daha önce İspanyol fetihçilere sıcak ülkelerde yetişen manyok, meyve ve balık ziyafeti verdikleri Zucayo'ya köyünde başladı. Buradan başka yerlere yayıldı. Bu sadistçe eğlencede İspanyolların kaç Kızılderili öldürdüğünü kimse bilmiyor. Fakat Las Casas adlı yazar, askerlerin kana susamışlığı yatışana kadar ölenlerin sayısının 20 binin çok üzerinde olduğunu bildiriyor. İlgili Dominiken keşişlerin tuttuğu başka bir kayıtsa İspanyol askerlerin yerli çocuklara muamele tarzları üzerinde durmakta. Birkaç Hristiyan kucağında emzikteki bebeğiyle gelen bir Kızılderili kadına rastlar. Yanlarındaki köpek aç olduğundan birkaç gündür köpeği, bebeği kadının kollarından çekip alarak canlı canlı köpeğin önüne atarlar. O da annesinin gözleri önünde bebeği mideye indirmek için atılır. Mahkumlar arasında yeni doğum yapmış kadınlar olduğu zaman
bebekler olur da ağlarsa onları bacaklarından tutarak taşlara çarpıyor veya ölmeleri muhakkak olan ormana atıyorlardı. Las Casas'ın şahit olduğu başka bir olay şöyle anlatıyor yine kendi kaynaklarında. İspanyollar insan kanı dökmek için her türden acayip zalimlikler icat etmekten zevk duyuyorlardı. Bu icatlar ne kadar zalim olursa o kadar iyiydi. Bir seferinde boğulmayı engellemek için ayak parmaklarının yere değeceği kadar alçak ve uzun bir dar ağacı kurarak 13 yerliyi aynı anda kurtarıcımız İsa ve 12 havari adını astılar. Kızılderililer askıda ve canlıyken İspanyollar güçlerini ve bacaklarını onlar üzerinde deneyerek bir darbede göğüslerini yarıp bağırsaklarını dışarıya döktüler. Daha kötüsünü yapanlar da vardı. Sonra yerlilerin parçalanmış bedenlerini samanla sarmalayarak diri diri ateşe verdiler. Eğer bu hadiselerden bazıları yakın geçmişte Mai Lai, Song Mai ve diğer Vietnam köylerindeki kıyımları hatırlayan okurlara tiskindirecek derecede tanıdık geliyorsa, bu aşinalık İspanyolların terör seferlerini tanımlarken kullandıkları pasifleştirme terimiyle kuvvetlenmektedir, bu şekilde ifade edilmektedir şeklinde ifade ediyor David Standard bu Batı'nın Soykırım Tarihi isimli kitabında. Tabii ki Vietnam'daki dehşet verici katliamlar sırf çapları bakımından 500 yıl önce sadece Hispaniola adasında vuku bulan olayların yanında hiç kalmaktadır. Kolomb'un 1492'deki gelişinde 8 milyon civarında olan ada nüfusu 1496'da daha 4 yıl olmadan 3'te 1'e sonra da yarıya indi. 1496'dan sonra artan bir şey varsa o da ölüm oranıydı. Kolomb bölgeyi ve halkını mümkün olduğunca sömürmek, tamamı silahlı İspanyol birliklerinin tehlikesi giderek büyüyen ve artık isyana doğru giden hırslarını tatmin etmek için Repermiteno yani Kızılderili Tahsilatları adını verdiği sonradan gözden geçirmiş bir şekilde Encomunas sistemi de denilen bir program oluşturdu. Bu sistem sadece toprakların değil aynı zamanda bütün halklar ve toplulukların da bölünmesini ve buralara sözüm ona bir İspanyol efendisi tahsis edilmesini öngörüyordu. Bu efendi halkına istediği her şeyi yapmakta serbestti. Ekin ektirebilir, madende çalıştırabilir ya da Karl Sauer'in dediği gibi sınırsız olarak hiçbir tazminat vermeden her türlü işi yaptırabilirdi. Sonuç zulmün iyice artması ve muazzam insan kıyımı yangınının büyümesi oldu. Sadece topraktan sökülen kısa vadeli maddi zenginlikle ilgilenen Hispanya'daki İspanyol yöneticiler kölelerini bilmedikleri yere gönderdiler. Las Casas'ın anlattığına göre madenlere giden yollar karınca yuvaları gibiydi ve buralarda onları yiyecekten dahi mahrum ederek yere yığılana kadar çalışmaya mecbur ettiler. Kızılderililer madende Mineros ve tarlada Estanoros olarak bilinen İspanyol gözcülerin nezareti altında çalıştıkları madenler ve tarlalarda koyun gibi güdülüyorlardı. Bu gözcüler Kızılderililere öyle sert ve insanlık dışı muamelelerde bulunuyorlardı ki onları gece gündüz dayakla, tekme yumruk ve kırbaçla çalıştıran ve köpeklerinkinden pek farkı olmayan adlarla çağıran cehennem zebanileri gibiydi bunlar ki bunu daha da arttırmak mümkündü kıymetli dostlar. Şimdi kısa bir ara verelim, aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Christoph Kolomb'un Amerika kıtasını fark etmesiyle beraber bütün Batı'nın ne kadar çapulcu, haydut, cezaevi kaçkını, azgın insanları varsa cezaevlerinden boşaltılıp o kıtanın üzerine gemilerle gönderilmesinden sonra milyonlarca insanın yok edilme sürecini görmeye çalışıyoruz. Aslında Batı düşüncesinin kültürel temellerinin nereden geldiğine de bir vurgu yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamıyla
Gerçekten bugün hani Mehmet Akif'in medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar ifadesiyle tasvip ettiği durumu anlamaya anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki Batı'nın bu azgın çeteleri ne yapmıştı? Orada her türlü alçaklığı, insanın okumaktan bile imtina ettiği, okurken bile gözlerini yaşartan vahşilikleri yapmışlardı. Köleler bazen hastalık, kötü beslenme ve yorgunluktan bitap düşüp daha fazla iş çıkaramadıkları zaman o gün köleleştirilenler çalıştıkları madenler ve tarlalardan kovuluyorlardı. Las Casas'ın tahminine göre Kızılderili kölelerin ancak %10'u bunu görecek kadar yaşıyordu. Evlerine gitmelerine izin verildiği zaman çoğu zaman orayı terk edilmiş halde buluyorlar ve yiyecek bulmak için ormana gidip ölmekten başka çareleri kalmıyordu. Hasta oldukları zaman ki bu tür işlere alışık olmayan narin yapılı insanlar olduklarından bu çok sık olurdu. İspanyollar onların inanmadıklarından tembel köpekler diyerek tekme tokat dövüyorlardı. Hastalık kesin olarak ortaya çıktığında ise artık hiç işe yaramayacaklarından dolayı 20-80 fersahlık yolculuk için yanlarına ibraz manyok vererek evlerine gönderiyorlardı. Bunun üzerine nehre düşer ve burada çaresizlik içinde ölürlerdi. Bazıları ise daha fazla dayanır ancak çok azı evlerine varabilirlerdi. Bazen yolumun üzerinde cesetlere, bazen de ölüm acısıyla soluk soluğa inleyerek açım açım diye feryat eden insanlara rastlamışımdır şeklinde Las Casas ifade ediyor. Mutlak bir çaresizlik karşısında kalan Kızılderililerin hayatlarından kolayca feragat etmeye başladılar. Bazıları intihar etti, birçoğu çocuk sahibi olmayı reddetti. Çünkü kendileri İspanyol zulümlerine katlansalar bile evlatlarının da ancak köle olacağının farkındaydılar. Casas şunları yazıyor o durumla ilgili. Hiçbir suçları olmadığı halde krallıklarının, memleketlerinin, özgürlüklerinin, hayatlarının, karılarının ve evlerinin ellerinden alınışına şahit oldular. Halklarının her gün İspanyolların insanlık dışı ve zalimce muameleleriyle atların ayakları altında çiğnenerek, kılıçlarla doğranarak, köpeklere yedirilerek veya parçalatılarak katledilişini, birçoğunun akla gelmedik envai türlü işkenceye maruz bırakılarak diri diri mezara gömülüşünü gördükleri için daha fazla mücadele etmeden kendilerini onlara dilediklerini yapabilecek olan düşmanlarının ellerine bırakarak bahtsız yazgılarına teslim olmaya karar verdiler. 1496'da Hispaniola'nın nüfusu 8 milyondan 4 milyona düşmüştü. Bu sayı 1508'de 100 binin, 1518'de 20 binin altına indi. 1535'e gelindiğinde ise bu iç karartıcı konunun önde gelen uzmanlarının deyişiyle her türlü pratik amaç bakımından yerli halkın soyu tükenmişti. 8 milyon insan yaklaşık 40 yılda sadece o bölgede yok edilmişti. Bir insanın ömründen daha kısa bir sürede binlerce yıldır ana yurtlarında yaşamakta olan milyonlarca kişinin mensup olduğu bir kültürün kökü kurutuldu. Karayiplerdeki civar adaların yerlileri de aynı akıbete uğradı. 20. yüzyılda Yahudilere, Çingenelere, İbolalara, Bengalilere, Timurlulara, Kamboçyalılara, Ugandalılara, bugün Suriyelilere, Iraklılara yapılanın, Afganlılara yapılanın aynısı o gün onlara yapılmıştı. Yani bugün bunları neden yapıyorlar diye hayıflanmanın bir manası da yok kıymetli dostlar. Çünkü bunların kültürel kodları, Batı'nın normları, düşünceleri, değer yargıları, değerleri, inançları, fikirleri atalarından bağımsız değil ki. Onların çocuklarından, onlardan başka ne çıkabilir ki? Bunları anlamak, bunu fark etmek gerekiyor. Tabii ki bu durumu ifade eden, bu da önemli bir kitap, okumak isteyen dostlar için David Stannard'ın Amerika'nın Soykırım Tarihi isimli kitabından derleyerek ifade ettiğimiz gibi Gelenek Yayınları'ndan çıkmış.
Burada Amerika'nın soykırım tarihi Batılıların soykırım tarihidir. Çünkü Amerika dediğimiz ülke İspanyolların, Portekizlerin, İngilizlerin, Fransızların, Hollandalıların ne kadar Amerika'da kendini sömürgeye vermiş, sömürgeleştirme hayaliyle yanan millet varsa hepsinin Amerika'da yapmış olduğu bir suç, bir günah galerisi vardır. Günah galerileri o kadar fazla olmuştur ki insanların anlata anlata, göre göre onları ifade etmesi bile mümkün değildir. Tabii ki bunlar nereden geldiler? Bu düşünceler nasıl oldu? Bunların tarihi neydi? Kültürel temelleri Batı'nın neyi ifade ediyor? Buna da bakmak gerekiyor ki bu anlamıyla Abdurrahman Dilipak'ın Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü isimli kitabı yine dostlarımıza tavsiye edeceğimiz kitaplardan birisi olarak değerlendirilebilir ki oradan da yararlanarak bazı şeyleri söylüyoruz. Haçlı seferleri, seyyahlar, Kudüs'e giden kilise mensupları, tüccarlar ve Bizans'tan ayrılıp Avrupa'ya dağılan Hristiyan din adamları Müslümanların efsanevi medeniyetlerini anlatmakla bitiremiyorlardı İlk başlardan. Öte yandan İspanya'yı fetheden Müslümanlar ilkel batıya medeniyetin ilk ışıklarını taşıyorlardı ki İspanya'da bizim kara talihlerimizden biriydi. Gerçekten de o meliklerin birbirine düştüğü o mülükler devrinde Müslümanlar birbirleriyle uğraşmayı kendilerine meslek, ilke ve hayat tarzı edinmeye başladıktan sonra işte korkunç Isabella'nın ve onun etrafındaki İspanyol krallarının Müslümanlara neler yaptıklarını da belki daha önce de anlattık, başka programlarda ifade etmek gerekiyor. Amerika'daki İspanyol katillerinin yaptıkları zulümlerin, işkencelerin, soykırımların bir benzerinin kendi toprakları üzerinde, daha doğrusu Müslüman İspanyollar üzerinde nasıl bir felakete dönüştüğü de ayrı bir başlık olarak değerlendirmelidir. Amerika, Avrupa, Batı dediğimizde aslında bir soykırım tarihi olarak değerlendirilebilecek bir yapıyı, düşünceyi, bir kalıbı ifade ediyor kıymetli dostlar. Onları bu hale getiren neydi? Gerçekten de sıkışmış kalmışlardı küçücük Amerika kıtasına ve artık belli noktalardan sonra böyle bir açılım yapmaları gerekiyordu. Bu açılımı sağlayan da onlara Müslümanlardı. Tabii ki İspanya'yı ele geçiren 800 yıl İspanya'da kalan Müslümanlar, Müslüman medeniyeti onlara bir takım şeyleri öğretti. Batı için bu açığı kapatmak önemli bir şeydi. Onun için Akdeniz bir İslam gölü olma yolundaydı. İş korsanlara düşüyordu. Kilise, aristokratlar, korsanlarla işbirliği yaparak açık denizlere açılarak ticaretlerle Müslümanların tek elinden çıkarmanın ve Hindistan'a ulaşmanın yollarını aramaya başladılar. Her şey böyle başladı. Afrika'da yaşayan Hristiyanları bulmak, öte yandan henüz Müslümanların tam hakimiyet kuramadıkları Uzak Doğu ülkelerine sahip olmak istiyorlardı. Bu konuda ihtiyaç duydukları ilk bilgiler daha o günden İslam kaynaklarında bulunuyordu ve kilise bu kaynakları çoğaltarak ve yeniden yorumlayarak çevresine dağıtıyordu kıymetli dostlar. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli dostlar, bugün programımızın son kısmına geldik inşallah. Bugün Batı'nın değer yargılarının nereden kaynaklandığını, Batı'nın günah galerilerinin neler olduğunu görmeye çalışıyoruz. Tabii ki Ümit Burnu'nun aşılması, korsanların Amerika'ya ulaşmaları kısa sürede Avrupalıların hayal ettiklerinin ötesinde onlara bir güç kazandırdı. Genel anlamıyla Aztek ve İnka uygarlıklarının hazineleri
korsanların eliyle batıya taşınmaya başladı. Tıpkı bugün Irak'ın, Suriye'nin, Orta Doğu'nun hazinelerinin, altınlarının, paralarının adeta böyle sanki meşru bir iş yapar gibi götürüldüğünü gazetelere yansıyan, internet sitelerine yansıyan, o altınların başına üşüşen Amerikalı askerleri gördüğünüzde aslında yok bir farkları 500 yıl önce yaşayanların yaptıklarıyla bugünkü bu hırsızların yaptıklarının çok da birbirinden farklı olmadığını görüyoruz. Tabii ki kilise ve asılzadeler bu büyük servet karşısında o gün şaşkına dönmüşlerdi. Bugünkü batının da bu şaşkınlığı bundan farklı değil. Ve bu değerler, bu kıymetler azalmaya başlayınca da hemen saldırgan bir hale dönüştüklerini de görüyoruz. Kilise ve asılzadeler işbirliği yaparak bir yandan bu bölgelerden servet akışını arttırmak, öte yandan burada yaşayan insanları Hristiyanlaştırarak kendilerine iyice bağlamak, Müslümanlara karşı bu bölgede Hristiyan bir güç oluşturmak da istediler. Batıya büyük servet akması ve İpek yolunun eski ödemini kaybetmesi de o gün Osmanlı İmparatorluğu olarak Müslümanları temsil eden gücün de yavaş yavaş gücünü kaybetmesine neden oldu. Ve batılı ülkeler bu arada da Osmanlı'nın içinde yaşayan azınlıkları kışkırtma yoluna da gittiler. Misyonerlerin tüm dünyaya yayılmaları sonucu kilise adamları bir yandan kendi dinlerini anlatırken öte yandan gittikleri ülkelerde yazılı eserlerin birçoğunu satın alarak ya da kopyasını çıkararak gemilerle ülkelerine gönderdiler. Batı ekonomisinin temeli bu soygun sömürü ise kültür temelleri de gittikleri ülkelerden ele geçirdikleri büyük bilgiler ve kitaplardı. Artık yeni ticaret gemilerinin bir katı altın ve mücevher, bir bölümü baharat ve ipek, bir bölümü de kitaplardan oluşmaktaydı. Bu kitaplarda tıp, astronomi, teknik, mühendislik bilgileri, felsefeye ait Batı'nın ilk kez şahit olduğu bilgiler vardı. Gittikleri ülkelerde o insanların dillerini öğrenen misyonerler kendi ülkelerine dönüşlerinde bu kitapların ve misyonerlerden gelen mektupların çözülmesi ve yeni baştan tasnifi için kiliseye bağlı büyük kütüphaneler ve akademiler kurdular. Batı büyük bir bilim patlamasına şahit oluyordu. Artık tekeri, matbaayı icat etmek çok da zor değildi. İstanbul'dan gelen metalurjiye ait bilgilerle Çin'den gelen kağıt ve matbaaya ait bilgiler bir araya getirilince tabii ki matbaayı icat etmek için çok da fazla bir çabaya gerek kalmıyordu. Kızılderililerin hayvancılıktaki bilgileri, İslam ülkelerinden aldıkları tıp ve botanik bilgileriyle artık dünyanın bir numaralı ilim merkezini açmaları mümkündü. Ne var ki bu bilgiler çok uzunca kapatılmış, hazmedilememiş, basit birer formül olarak uygulanacak. Bu bilgiler üzerine Batı'nın sanayi devrimi bina edilmek istenecekti. Yani kadim bilgi öyle 2 dakikada sindirilebilecek bir bilgi değildi. Bunu anlayamamıştı Batılı. Zaten Batılı hırsızdı, Batılı caniydi, Batılı gaspçıydı. Batılı ele geçirdiğini gasp ederek, çalarak, hırsızlık yoluyla ele geçirdiği için bunun felsefesini anlaması da ondan beklenemezdi. Zaten bilgi bir düşünüş tarzıyla oluşturulabilirdi. Bilgi bir düşüncenin, bir fikrin, bir medeniyetin, bir bakış açısının ürünüydü. O bakış açısından ayrı düşünmek de onu çok mümkün değildi. Bugün Batı'nın bize bilgi diye sunduğu her şeydeki günahın, pisliğin, insanı dejenere eden, insanı yok eden, insanı ortadan kaldıran düşüncelerin nedeni de aslında buydu. Çünkü Batı'nın felsefesi gasp etmek üzerine, yok etmek üzerine, günah üzerine, insanın sahip olduklarının kendisinden kaynaklandığı üzerine oluşturulduğu için onun bize sunduğu her şeyde bu felsefeden beslenmekteydi. Onun için yok ediciydi. Onun için gerçekten de dejenere ediciydi. Onun için ifsad ediciydi, bozucuydu Batı'dan gelenler. Bugün dünyanın bozulmasının arkasında yatan da buydu.
O gün batılıların eline geçmiş olan bu imkanı değerlendirselerdi, o bilgiyi elde ettikleri, hatta çaldıkları, gasp ettikleri bilgiyi, o bilginin çıkış noktalarındaki inceliklerle alabilselerdi, o felsefeyi, o düşünüş şeklini, o paradigmayı, Doğu kültürünün, İslam'ın bakış açısını kavrayabilselerdi, belki bugün oluşturduklarından farklı bir bilgi oluşturabilirlerdi. Ahlaklı bilgi oluşturabilirlerdi. Her şeyin temelinin ahlak olduğu, o ahlakı kuşanmadan elde edilen bilginin yıkım, yok etme ve ifsattan başka bir işe yaramayacağını keşke anlamış olsalardı. O bilgiyi bu şekilde bir potada eriterek değerlendirselerdi, belki dünya bu kadar karanlık, bu kadar vahşi, bu kadar insanlıktan uzak bir hale dönmeyebilirdi. Ama bunların hepsi keşke belkilerle ifade edilebilecek şeyler. Çünkü hiçbir şey böyle olmadı. Batı'nın gaspçı, gerçekten de insanı tüylerini diken diken edecek şekilde vahşi anlayışıyla şekillendiği için onlar bu bilginin ahlakına, düşüncesine, felsefesine çok da odaklanmadılar. Mekanik ve teknik bilgiler Batılıları şaşkına çevirmişti. İşgal ettikleri topraklarda yaşayan insanları hızla köleleştirdiler bu mekanik bilgiyi elde ettiklerinde. Üretim merkezlerinde bunu yaptılar. İşgal ettikleri ülkelerden getirdikleri köleleri istihdam ettiler. Tarım alanlarında onları çalıştırdılar. Doğudan gelen felsefe kitapları Batılı aydınların düşünce dünyalarını değiştirdi. Kilisenin himayesinde yeşeren akademiler kısa süre sonra kiliseye karşı baş kaldırmak gereği duydular. Tarlalarında köle olarak çalıştırdıkları insanların servetleri ve düşünce ürünleri üzerinde hoyratça tasarrufta bulundular. Ellerindeki bu malzemeden özellikle İslam'a karşı kendilerini haklı çıkartacak bir felsefe türü üretmeye gayret ettiler. Hem bilgiyi oradan aldılar, onunla geliştiler, onunla büyüdüler, onunla güç elde ettiler, ama onunla, o elde ettiği bilgiyle onu yok etmeye, onun sahiplerini yok etmeye, onları yenmeye odaklandılar. Batı'nın bu hızlı servet akımı, bilgi patlama ve servetin paylaşımına ilişkin iç mücadelesini yorumlamaya çalıştılar. İnsanların mallarını çalmışlar, onları köle olarak kullanmışlar, kendilerine affedilmez bir günah işlediklerini fark etmişlerdi. Kilise onların bu günahlarını affetmeye yarayan bir temizleme yeri haline getirilmeliydi o halde. Çünkü yaptıklarının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamamaları mümkün değildi ki. Yaptıkları kötüydü, kendileri de bunu biliyorlardı. Ama bunu yapabilmelerinin, sürekli hale getirebilmelerinin bir yolu olmalıydı. Alışmış kudurmuştan beterdi. Çok kötü alışmışlardı. Servete gerçekten kondukları, çöktükleri, üşüştükleri servete sürekli sahip olmak istiyorlardı. Onu kaybetmek düşüncesi bile onları deli ediyordu. O halde felsefesini, kendilerinin oluşturacağı, yaptıklarını meşru gösterebilecek bir şeye ihtiyaçları vardı. Çünkü insan fıtraten yaratılış icabı kafasında meşrulaştırmadığı hiçbir şeyi yapamazdı, işleyemezdi, bunu gerçekleştiremezdi. O halde bilinçlerinde, bilinçaltlarında bunu meşrulaştırmak zorundaydılar. İşte bu görevi de kilise onlar için yapacaktı. Günahlarını temizleyecekti. Onları pak edecekti. Onları tertemiz kılacaktı. Tabii ki bunu yaptı kilise. Derken bu bilgi ve güç batıdan, batıya gelen, doğudan gelen bu bilgi ve güç buhar gücünün keşfedilmesini de sağladı. Aslında bu yeni bir keşif değildi. Doğudan gelen kitapların araştırılmasından elde edilen bilgiler arasında vardı. Batılılar keşif sahibi olmaktan çok eline tutuşturulan reçeteyi
çözen eczacı gibiydiler adeta. Bu işi yapmaktan bile haz duyuyorlardı. Buhar gücünün devreye girmesiyle artık insan gücüne eskisi kadar gerek kalmadı. Sayıları hızla artan köleler sorun olmaya başladı bu sefer. Sonunda kölelere özgürlüğünü vereceklerdi. Büyük bir lütuf yapmışçasına. Onların atalarını ve binlercesini, milyonlarcasını yok ettiklerini, işkenceyle ortadan kaldırdıklarını unutarak bir lütufta bulunacaklardı. Aslında bu özgürlük köleleri sonuna kadar sömürdükten sonra herkesi kendi başının çaresine bakmaya terk etmekti. Aslında onları sokağa salmaktı. Onları yine bu kadar şeye alıştırdıktan sonra, köleliğe alıştırdıktan sonra öl demenin başka bir adıydı. Yine de bunların topyekün imhasının düşünülmediği için belki insaflı demelerini bekliyordu dünyanın batılıları, belki dünyadan bunu talep ediyorlardı belki de. Ama bunu savunan da olmadı demeyeceğiz. Bütün kölelerin öldürülmesi gerektiğini, yok edilmesi gerektiğini savunan teşkilatlar ortaya çıktı. Kuluks Klanlar mesela, ki bugünkü Trump'ın babasının üye olduğu bu yapılar, Güney Afrika'nın ırkçı beyaz yönetiminin zihniyeti de aynı yapıya sahipti. Ne kadar köle ve ne kadar zenci varsa yok edilmeliydi onlara göre. Ama büyük çoğunluk öyle olmadı tabii ki. Böylesine büyük bilgi akını yeni yeni sentezlerle günümüze kadar çok karışık araçların üretimine varana kadar devam etti. Amerika'ya, Uzak Doğu'ya ilk gidenlerin hemen ardından bir gemi bulabilen herkes açık denizlerin yolunu tuttu. Çünkü orada zenginlik vardı, orada macera vardı, orada zengin olma hırsının doldurulması vardı. Gözü dönmüş bir sürü gibi korsanlar su gibi kan döktüler. İşgal ettikleri topraklardaki her şeyi imha ettiler, yok ettiler. Açık denizlerle ilgili efsaneler de yıkılmıştı. Korktukları şey yoktu. Açık denizler korsan gemileriyle doluydu. Hazine yüklü gemiler sık sık el değiştiriyor, zaman oluyor yükü ile birlikte denizin dibini boyluyordu. Bu arada batıda fertler arası ve ülkeler arası bir egemenlik mücadelesi sürüyordu. Derken haksız kazanç gayrimeşru bir hayatı da beraberinde getirdi. Kaptanların uğrak yeri olan liman çevrelerinde yeni bir hayat tarzı belirdi. Rahipler ilginç bulduğu bu diyarı gezmeye gelen beyefendiler, tacirler, macera perestler, garip efsaneler anlatan falcılar, şarap tüccarları, her ne pahasına olursa olsun zengin olmayı kafasına koymuş kadınlar, fahişeler artık hep birlikte bir arada görülebiliyordu belli merkezlerde. Kumar ve şehvet tüccarları ve içki tüccarlarının bir araya gelmesiyle bu liman şehirlerinde ilk mafya türü örgütlenmeler gözlenecekti. Büyük servet sahibi olan cahil ve sadist ruhlu maceracılar buralarda su gibi para harcayacaktı. Liman çevresinde meyhanelerde yeni soygun planları yapılacaktı. İnsan avı ve karanlık işler planlanacaktı. İçki giderek korsanlar için gittikleri her yerde satacakları bir ürün haline gelecekti. Batıdan gelen fahişeler kısa sürede yerlileri de bu işe alıştıracak ve sektörü genişletecek ve dünyada adeta en büyük sektör haline getireceklerdi. Böylece fuhuş müesseseleri korsanların kârlarından pay sahibi olacaklardı. Büyük servet sahibi olan fahişeler daha sonra ülkelerine dönerek bol paralı lüküs hayatlar yaşayacak, sahip oldukları serveti işletmek için karanlık ortaklıklar kuracak, mafyaları oluşturacaklardı. Yığınla serseri, cebi bol para görmüş haydutların çerçevesinde, çevresinde, etrafında toplanmaya devam edecekler. Yeni Batı toplumu işte bu karmaşık denklem üzerine doğacaktı. Bugün Batı'da neden bu pislikler meşru? Bundan. Çünkü bunların oluşum süreci buydu. Temiz bir gelecekleri yoktu ki, geçmişleri yoktu ki temiz bir gelecekleri olsun.
temiz bir hayalleri olsun, insanın hayali de geçmişinde yatmaktaydı. İnsan hayalini gerçekleştirmek için geçmişine bakmalıydı. Çünkü insanın zihinsel kodları geçmişinde bulunuyor. Geçmişinden bağımsız bir şimdi ve gelecek düşünmek herhalde ahmakların işiydi. Tabii ki bu büyük servetin kimin elinde olacağı tartışması iç savaşa kadar varan mücadelelere sebep oldu. Bu savaşta ilim kurumları özetleşti. Kilise Vatikan'a mahkum olma ile sonuçlanan bir yenilgiye uğradı. Milliyetçilik akımları, sosyalist ve kapitalist akımlar boy gösterdi. Sonuçta Batı kendi kültür temellerini Yunan düşüncesi üzerine bina etmeye çalıştı. Cumhuriyetçi ve demokratik bir yapının savunucusu haline geldi. İşte Batı'nın paganist kökleri canlanmaya başladı. Zaten pagan kelimesi de nereden geliyordu? Pagan demek köylüye ait, eskiye ait, geleneğe ait, köylünün düşüncesi, köylünün inancı anlamına geliyordu Batı'da, Latince'de. Onun için paganist demek de Hristiyanlaşmamış köylünün eski inançlarını tekrar canlandıran anlamındaydı. Ve işte Batı kültürel kodlarını Hristiyanlık gibi göstermeye çalışsa da aslında daha önceki köklerine paganizme döndürdü. Milliyetçilik, sosyalizm, kapitalizm gibi akımlar Batı toplumunun o gün karmaşık çıkar mücadelesinin tabii bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bir yandan tarihi maddeciliği savunanlar, öte yandan özgürlük ve serbestlik yanlıları, başka bir yandan milliyetçi toplumculuktan yana olanlar yeni kurulacak devletin modelini çizmeye koyuldular. Sonuçta bu tartışma ortamı olduğu gibi korundu. Soylular egemen devlet oldular. İşçilere haklarını savunmalarını sağlayacak örgütlenme imkanı verdiler. Kilise devlet yönetiminden soyutlandı. Maceracılar ile fahişeler ortak olup devlet gibi örgütlendi. Devlet kadar güçlü yeraltı teşkilatı kurdular. Servet bir süre Avrupa coğrafyasında hızla yer değiştirdi. Sonuçta cumhuriyetçilerin şato servetine el koyması ile yeni bir dönem başladı. Ya masonlar ve ya da Yahudiler, onlar ne oldu? Yahudiler ve masonlar kiliseye, şatoya, akademiye kadar sızdılar. Yeraltı örgütlerini ele geçirdiler. Yahudiler İslam kültürünün batıya akmasındaki ilk kilit rolü oynayanlardı aslında. Yahudiler arasında okur yazar oranı yüksekti. Ticaretle uğraşmaları, dil bilmeleri onları batıdaki her grup için vazgeçilmez bir önder, tercih edilen kişi haline getirmişti. Batıda bilim adamlarının büyük kısmının Yahudi oluşu aslında bu tercüme bilgilerinin ilk kez onların elinden geçmesinden kaynaklanmaktaydı. Öte yandan bu kitapların tercüme ve tefsirlerinden büyük paralar kazandı Yahudiler. Yahudiler Mason cemiyetlerinde de önemli roller oynadılar. İlk olarak İngiltere'ye kilise inşa etmek için gelen duvar ustalarının kurdukları bu gizli cemiyet giderek akademilere, siyasi mahfillere, devlet içlerine kadar yayıldı. Devletlerden güçlü hale geldiler. Böylece işte masonik yapılar, ezoterik örgütler Batı'nın vazgeçilmez yöneticileri oldular. Yahudilerin asıl servet sahibi olmaları bu Batı uygarlığının palazlanması döneminde yaptıkları görevden kaynaklanıyordu. Bu dönemde hızlı servet ve ticari malzeme akışı karşısında Yahudiler hemen kolları sıvamışlar. Daha önce doğudan batıya doğru çalışan İpek yolu ticaretini bu kez Batı içinde batıdan doğuya doğru işletmeye başlamışlardı. Yahudilerin bu dönemde bölgede tüm Avrupa coğrafyasını kaplayan güçlü bir ticaret ağı kurduklarını biliyoruz. Bir yandan büyük servet akımı, öte yandan çok miktarda gelen ticaret mallarının dağıtımı ve pazarlanması Yahudilerin servetlerine servet kattı. Yağmadan pay sahibi olan birçok asılzade, kilise mensubu ve korsan paralarını Yahudilere yatırarak
faiz aldı ve Yahudilerle iş yaptı. Yahudiler zaman içinde kendilerinde toplanan büyük serveti batıdaki bir takım yatırımlarda kullanarak başkalarının paralarıyla büyük servetlerine daha büyük bir servet kattılar. Yani bugün batılı ülkelerin zenginlikleri ya da batıda servet sahibi olan Yahudilerin çoğunun temelinde bu soygun parasının itici gücü olmalarının etkisi vardı. Yahudiler ilk kez bu dönemde bugünkü anlamda bir bankacılık ve bankerlik yapmaya başladılar. Bütün Batı ülkelerinin toplam servetinin önemli bir bölümü üzerinde tasarruf sahibi oldular. Batılıların ele geçirdiği ne kadar altın, hazine, para varsa hepsi Yahudilerin kurmuş olduğu bankerlere aktı. Yani Batı'nın zenginliği Yahudilerin daha da zenginlemesine neden oldu. Zamanla üniversiteleri, siyasi mekanizmayı, illegal menfaat örgütlerini de kontrol altına aldı bu Yahudiler. Bu yağmadan en karlı onlar çıkmıştı. Kilisenin güçlü olduğu zamanda da, şatonun güçlü olduğu zamanda da, cumhuriyetçilerin güçlü olduğu zamanda da en güçlü Yahudiydi. Herkesten pay almasını, her gücün güçlünün yanında yer almasını bildiler. Sonra Batı Avrupa'nın şekillenmeye başlanması, artık sömürülecek fazla bir şey kalmayınca var olanla yetinmek, genişleyen sömürgelerin yönetimine dair sorunları bertaraf etmek için modern kapitalizm ve modern komünizm kendini ispatlamaya adadı. Milliyetçilik kurumlaşmalıydı. Almanya'da milliyetçiler kendi sömürge servetleri üzerinde Yahudilerin sahip oldukları payı kıskandıkları için olacak onları düşman ilan ettiler. Dediler ki biz kazandık, biz getirdik, bize ait mallarla Yahudiler zengin oldu. Onun için onları düşman işgal ettiler, milliyetçilik güçlendi. Yahudiler büyük bir ustalıkla komünist ve kapitalistleri bir araya getirerek Alman milliyetçilerini dize getirdi. Dünyayı bloklar arasında kamplara ayırıp askeri dengeler oluşturdular. Onları yönlendirme yoluna gittiler. Bu anlamda bugünkü denge herkesten çok Yahudilerin kurduğu bir dengeydi ve onların işine geliyordu. Birinci ve ikinci dünya paylaşım savaşından sonra yeniden bağımsızlık hareketleri hızlandı. Yeni kurulan uluslararası etkinliğe sahip örgütlerle ülkelerin ekonomileri ve maliyeleri denetim altına alındı. Sömürü bir başka şekilde devam etti. İhtilaller, isyanlar, katliamlar, iç savaşlar birbirini izledi. Ve hala da bugün de devam ediyor. Herkes gücüne güç katmanın, konumunu korumanın, konumunu daha da geliştirmenin derdinde. Ama sömürü bitmedi, kesintisiz devam ediyor. Bugün Batı uygarlığı ekonomik refahını hala geri bırakılmış ülkelerden gelen ham madde kaynaklarına zorunlu pazar ülke haline getirilen tüketim toplumlarına borçludur. Gırtlaklarına kadar battıkları borç çukuru içinde kağıt üzerinde kalan bağımsızlık ve özgürlüklerini kutlamaya devam ediyorlar. Geri bırakılmış ülkeler, halklar, insanlar, kadınlar, kadınlara özgürlük dediler. Kadınların günü var dediler. Kadın köle olmasın, kadın dünyanın efendisi olsun dediler. Onun üzerinden de sömürü yaptılar. Aslında pazarladıkları kadındı. Her şeye kadını kullandılar. Madde olarak ürettikleri her şeyin pazarlamasında kadını kullandılar. Sinema dediler, sinema sektörü dediler. Kadının etini pazarladılar. Kadının dişiliğini pazarladılar ama kadınlar günü dediler. Kadınlar gününü kadınları kullanarak elde ettikleri serveti maskelemek için kullandılar. Tıpkı dünyayı sömürdükleri ve o sömürme esnasında yaptıkları günahları kendilerini rahatsız ettiğinde kilisenin kendilerinin yanında yer alması ve yaptıklarını, günahlarını silmesi için kullandıkları gibi sömürdükleri, yok ettikleri, pazarladıkları, reklam malzemesi yaptıkları, sinema sektöründe kullandıkları,
gerçekten de fuhuş sektöründe, fahişelikte kullandıkları kadına da dediler ki, senin bir günün var, seni kullandırtmayız dediler, ama kullanmaya da devam ettiler. Tabii ki gırtlaklarına kadar battıkları borç çukuru içinde kağıt üzerinde bağımsızlık ve özgürlüklerini kullanmaya devam eden ülkeleri de böyle kandırdılar. Siz bağımsızsınız, sizin bağımsızlığınızı kim alabilir dediler. Orta Doğu'ya asker çıkardılar. Ne için? Özgürlük için dediler. Demokrasi için geliyoruz dediler. Geldikleri anda kan kusturdular, katliam yaptılar. Girdikleri yerden 1 milyonun altında ölü bırakmadan çıkmadılar. Çıkarken de kendi kölelerini kendileri efendi olacak şekilde bırakarak çıktılar. Batının girdiği her yerde mutlaka batıya gönüllü kölelik eden insanlar buldular, yönetici elitler buldular. Yoksa o elitler onları oluşturmadan da oradan çıkmadılar. Kendilerine iyi kölelik yapanları seçtiler. Devletler sizin olsun dediler. Sizin ülkenizin halkından birileri devletin başına geçecek dediler. Ama kendilerinden birini bıraktıklarını anlamaları o halklar için çok zaman aldı. Odun kendindense onun acısı daha fazlaydı. Baltanın sapındaki ormanı kesen odun için söylenen bu söz halklar için uyarlandığında gerçekten acı sonuçlar veriyordu. Kendilerinden görünenler onları yok edenlerdi. Amerikan uygarlığının göz alıcı şatafatının gerisinde Harlem'in gözyaşı, alın teri ve çamur deryası içinde yüzen yoksul insanları vardı. Çatlı'nın, Bangladeşli'nin açlıkları üzerine kurulu veya Iraklı'nın, Suriyeli'nin kanları üzerine kurulu bir tokluk düzeni. Bu uygarlık olmasa gerek. Bu medeniyet olmasa gerek. Bu insanlık hiç olmasa gerek. Ama onlardı hakim olanlar. Yaptıklarını süslü göstermenin yolunu biliyorlardı. Öldürürken onlar usturuplu öldürüyorlardı. Yaparken gerçekten kuralına uygun yapıyorlardı ki İnsanlar onlar öldürürken bile onların yaptığının doğru bir şey olduğuna neredeyse inanacak hale geliyorlardı. Orta Çağ bizim için karanlık bir çağ olmamasına rağmen bizim insanımız bile Orta Çağ karanlığı demeye başladı. Bizim için aydınlık, apaydınlık bir çağdı. Eğer hakikatin ölçüsü Batı ise, evet Batı Orta Çağ'ın zifiri karanlığında yaşıyordu. Ancak Batı ne coğrafya ve de nüfus olarak dünyanın çoğunluğunu değil, pek küçük bir azınlığını oluşturuyordu. Batılıların kendileri için ileri sürdükleri karanlık çağ sadece kendileri için geçerli olması gerekirken kendi kültürlerinin tüm dünyaya yaydılar. Aslında yaydıkları daha önce aldıklarının üzerindeki etiketi değiştirip kendi savunularını kattıktan sonra ortaya çıkardıkları acemice bir tertipten başka bir şey değildi. Hani bizim ahmakların batıya ithal edip de sonra batılı damgası vurarak aldıkları mallar var ya, işte batılı adeta onu yapıyordu. Bizden alıp tekrar bize 10 katı fiyatla satıyordu. Ama güçlü olanın borusu ötüyordu. Gücü olan isimlendiriyordu. Onların bakış açısıyla düşünüyorduk. Onlar isimlendiriyordu. Onlar ad veriyordu. Onlar bizi ve bizim yaşadığımız coğrafyada konuşulan her şeyin isim babası onlardı. Onun için Rabbimiz ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? İnsanlara esmayı öğretti. İnsanı insan yapan buydu. Beşeriyetten insaniyete çıkaran şey insana bir takım varlıklara isim verme özelliğinin öğretilmesiydi. İşte güç isim verme özelliğinde gizliydi.
bu vahşi ve gerçekten acımasızca elde ettikleri güçle dünyaya isimler vermeye de kalktılar. Her şeyi onlar adlandırdı, onlar isimlendirdi. Kötülüğü bile iyilik diye bize isimlendirdiler, bu şekilde ifade ettiler. Tabii bu anlamıyla batılıların yaptıklarını anlatmak, ifade etmek öyle programların içine sığacak kadar da kısa değildi. Çok fazla insan yok ettiler, çok fazla can aldılar, insanlığı öldürdüler ama kendileri insan kaldılar tırnak içinde. Öyle söylediler, hümanist olanlar onlardı. Balinalar için seferberlik yapan onlardı. İşte çocuk sömürge ülkelerindeki çocukları kucaklarına aldığı zaman bütün dünyanın reklam ettiği onlardı. Ama milyonlarca insanı ölü bıraktıklarında, yok edip oralardan çıktıklarında hala kendilerini haklı görebilecek noktada da bulunuyorlardı. Tabii ki Batı öteden beri tüm uygarlıklarını, başkalarının gasp edilen hakları, başkalarının kanları, gözyaşlarını üzerine kurdu. Batı uygarlığının temeli sömürgeciliktir. Batının karakteri sömürgeciliktir. Yani başkasının malına konmaktır. Ha köyündeki bir garibanın malının üzerine gücüm var diye konmuşsun, ha bir ülkenin değerlerine konmuşsun. Hiçbir farkı yoktur. Yunan demokrasisi ise özgün bir Batı kültürü olarak düşünülemez. Sonu hüsranla biten ve başkalarının gasp edilen hakları üzerine kurulu bir düzen örnek bir uygarlık olarak gösterilemez. Oysa insanların kurdukları düzen ilk insandan bu yana kesintisiz olarak sürmüştür ve son peygamber Hazreti Muhammed'in getirdiği din olan İslamiyet ile de ebediyete kadar da sürecektir. O din ki İbrahim'in dininin bir devamıdır. Zebur, Tevrat, İncil zincirinin en büyük ve en son halkasıdır. İnsanlar ne derlerse desinler, Allah'ın getirdiği nizam Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed'e kadar kesintisiz devam eden bir yapıdır. İnsanlar peygamberlerin etrafında bulundukları müddetçe sapmamışlar, doğruyu, hakikati bulmuşlar. Ne zaman ki nefislerini, hevalarını ilah edinmeye başlamışlar, artık ben de bilirim noktasına, moduna gelmişler. İşte o andan itibaren de kendini ilah edineni gördün mü diye buyurduğu Rabbimizin kişilikler haline gelmişler ve kendini bir şey zannetmeye başlamışlar ve ondan sonra da işte dünyanın dengesi bozulmuş, dünyanın gerçek anlamıyla huzuru gitmiş ve dünya yok olup gitmiş bir hale gelmiştir. Onun için bugün bizim yapmamız gereken onların yaptıklarından, onların tarihlerinden bakarak meseleyi anlamaya çalışmak, Batılı'nın bize sunacağı her şeyin yanlışlığını ifade etmektir. Görüşmek üzere, hepinize Allah'a emanet ediyorum.